Efendim olay nedir, durum nedir? Efendim yaklaşık yarım saat, 35 dakika önce bir tane araç önce refüje çarpıyor. Yani bariyere çarpıyor, direksiyon hakimiyetini kaybederek arkadan bir araç beni buna çarpıyor. Arkadan araçlar birbirine giriyor o şekilde. Maalesef 18 araç karışmış durumda kazaya. 18 araçtan 2 tanesi otobüs. 30 civarında yaralımız var son aldığımız bilgilere göre. Bir tane ağırdan bahsediliyor ama ağırlık derecesini onu bilmiyoruz. Kurtarma çalışmaları başladı. İlk 10 dakika bitmeden bütün yaralılar normal şartlarda hastanelere sevk edildi. Diğer taraftan zaten burasının özel müdahale ekipleri var. İlk etapta hemen onlar müdahale etti ama Düzce'de ve Bolu'dan itfaiye, TAFAD, Kızılay, bütün ilgili kişi ve kurumlar müdahale etmek suretiyle kurtarma faaliyetlerine başladılar. En geç yarım saate kadar da inşallah açmış olacağız. Efendim, D100 karayoluna yönlendirildi araçlar şu anda. Orada da ciddi bir kar yağışı var. Orada herhangi bir aksaklık yaşanıyor mu şu anda? Evet, bizim sınırlarımızın içerisinde şu anda kar yağışı yok. Yani daha doğrusu Bolu Dağı civarında, Bolu sınırlarında yok. Ama Kaynaşlı tarafıyla ilgili bana henüz bilgi gelmiş değil. Trafikte bir yoğunluk var D100'de ama yani akış da yavaş da olsa devam ediyor. Tabii otoyolun trafiği çok yoğun. Binlerce araç geçiyor her gün. Abant kavşağından D100'e verdik. Dolayısıyla D100 sadece gidişe gelişte duble yok. Biraz yoğunluk var orada. Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkılmamasını rica ediyoruz. İstikametin kullanılmaması en azından şimdilik rica ediyoruz. Gördüğünüz gibi tünel içerisinde şu anda kapanmış vaziyette ama inşallah yarım saate kadar az önce söylediği gibi açmış olur diye umut ediyorum. Çünkü bazı araçları kaldırdık. Tırların çekilmesi, kaldırılması biraz zaman alıyor. Onlarla uğraşıyorlar şu anda. Efendim peki karayolları şu anda kar süreme çalışmalarına devam ediyor. Diğer yandan da yoğun kar yağışı devam ediyor. Çalışmalar ne durumda? Efendim kar yağışı zaman zaman kuvvetli, zaman zaman aralıklı olarak, kısacası güçlü, zayıf olarak devam ediyor. Acilen çok devam ediyor. Ama araçlarımız sürekli çalışıyor. Karayolların araçları hem kürüme çalışmaları hem tuzlama çalışmaları ve gerekli de solüsyon, yani kısacası buz tutmaması için her türlü tedbir almıyor. Gördüğünüz gibi genel olarak herhangi bir buzlama da yok. Sadece viyatik üstlerinde ve köprü altlarında, yani sürekli gölgede kalan yerlerde, kuzeyde kalan yerlerde bir takım sıkıntılar olabiliyor. Oralara da özellikle personelimiz daha fazla çalışıyor, daha fazla müdahale ediyor. Genel anlamda yollarımız açık ancak trafik yoğunluğunu kaldıracak. Şu anda kapasite müsait olmadığı için, D100 buna müsait olmadığı için yoğunluk var, trafikte yoğunluk var. Yarım saate kadar inşallah açılmış olur, normale döner. Efendim, buradaki tüm yaralılar götürüldü mü hastanelere? Bir evet, de yaralı sayısı hakkında şu an bilgi var mı? En son bilgi 30 civarında olduğu söyleniliyor. Çünkü her araçta birer içeriden çıkartıldığını söylediler. Ve onları takip ediyoruz. Yani ağır yaralılar konusunda bir vatandaşımızın ağır yaralı olduğunu az önce maalesef öğrendik. Öbürleriyle ilgili bilgileri de takip ediyoruz. Bir tarafta araç kurtarma işlemleri de yol açılması için çalışmalar devam ediyor söylediğim gibi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. Evet. Sağ olun. Kolay gelsin.